Çocuklar, bugün sizi çok güzel bir aileyle tanıştırmak istiyorum. Ne demek istiyorsun öğretmenim? Çıkarma işlemi ailesi. Çıkarma işleminin elemanları var. Bu elemanları ben bir aileye benzetiyorum. Bunu da bana arkadaşım Güngör öğretmişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız bize çok şey öğretirler. O bana öğretti, ben de size öğretmek istiyorum. Şimdi çocuklar, çıkarma işleminde 5-2=3 demişiz burada, değil mi? Burada 5'in bir adı var. Onun adı eksilen. Eksilen. 2'nin adı çıkan. Ve eşittir. Kendisini tanıyorsun artık. Ve eşittir'in sağ tarafında kalan da fark. Onun bir adı daha var. Kalan. Eksilen. Çıkan, fark ya da kalan. İkisinden birini kullanabilirim. Ben daha çok farkı kullanıyorum. Şimdi çocuklar, eksilen bizim hikayedeki annemiz. Eksileni anneye benzetiyorum. Neden? Çünkü anne evin içerisinde hep böyle ne yapar? Hep böyle emek verir, çocuğunu besler sütüyle. Ondan sonra onu giydirir, ona güzel güzel yiyecekler hazırlar. Hep ona bir şeyler verir, bir fedakarlık yapar değil mi? Hep kendisinden verir anneler. Anneler evin baş tacını olduğu için anneyi en başa koydum. Eksilenin adı anne. Neymiş? Eksilen bizim annemiz olsun. Anne. Çıkan, çıkan da çocuk. Çocuk ne yapar? Anneden hep bir şeyler eksiltir değil mi? Annenin sütünü içer, annenin sütünü azaltır mesela. Veya annenin emeğini alır. Anneden hep bir şeyler eksiltir. O da işte çıkan. Çıkan çocuk. Bu şekilde aklında kalsın. Fark eşittirin sağ tarafındaki farka da baba diyelim, olur mu? O da bizim babamız olsun. Kapının önünde beklesin. Anne. Şunu bir daha yazayım. Çocuk. Anne, çocuk, baba. Eksilen anne. Çıkan çocuk. Fark baba. Bu şekilde kodlayabilirsin, tamam mı? Eksilen, çıkan, fark. Geldim buraya. Eksilen, bakın. Anne fotoğrafı koydum. Anne. Çıkan. Sen, çocuk olsun. Erkek veya kızsam. Fark etmez. Ben buraya kız koydum ama hiç fark etmez. Çocuk çocuktur. Geldim, kapıyı çektim. Sol tarafa eksi koydum. Çünkü çıkarma işlemi. Ve kapının dışında kim kaldı yine? Babacık kaldı. Eksilen, çıkan, fark. Eksilen, çıkan, fark. Şimdi bu şekilde kodluyorsun ve aklında kalıyor. Unutmazsın. Eminim ki unutmazsın. Değil mi? Bence de unutmazsın. Sadece burada benzetmiş olduk çocuklar. Hadi bakalım. Görüşürüz bir sonraki ders.